Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle güzel bir video patlatalım. Hava da bugün güzel, hafiften bir rüzgar var. Şu bu sefer bayağıdır şu alayı teke uçuracağım, maviyi. Dedim bugün uçuralım. Daha hazır değil teke çünkü havada patlıyor. Havayı bırakmadı. Ama en azından belki daha erken düşebilir teke. O yüzden dedim bir uçuralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin sana. Güzel. Aferin. Güzel maşallah. Güzel. Rüzgar varmış bayağı ya. Hayvanı zorluyor. Gerçi şeyden de belli. Baraktan da belli. Şöyle. Ya bahar geliyor. Mükemmel derecede. Süper bir şey ya şu. Güzelliğe bakar mısınız? Her taraf yeşermiş. Çok güzel ya. Yerimiz güzel maşallah. Evet. Kuş da kendini yukarı çekti. Aslında kardeşini de uçurabiliriz ama. Neyse böyle bir uçsun bakalım. Teke uçsun. Ya çünkü bunun var. Havada patlıyor. Bunun daha teke düşmesine var. Yani yaklaşık bir hafta daha belki de uçabilirdi. Ama biraz erken aldım bunu. Aferin sana be, geç. Şöyle bir de kuşlara bakalım biz de. Durumdan dolayı da kimsenin kümesine de gidilemiyor. Arkadaşlar. Yani. Ya gitmek de istemiyorum aslında. Hani yani biraz daha şöyle ortalık toparlansın. Ondan sonra inşallah gider gezeriz, bakarız. Şu mavilen de nerede o mavi ya? Heh, orada uçurduğum mavi orada. Bu mavilen de bu miski. Eş aldı. Güzel de oldu. En azından bayağı bir kızmıştı hayvan. Bu yerleri de kovalayacağız. Bakalım bir şeyler yapacağız inşallah. Ya. İyi maşallah sesli. Bunların kuyruklarını kesmeseydim bunlar yaşamazdı bak. Onda da kusma var. Ona şimdi ben bir ilaç yaparım arkadaşlar. Böyle durumlarda mikositin var. Mikositin diye bir ilaç var. İnsan ilacı. Eczanede falan alabilirsiniz. Kusmada gibi şeylerde mikositin kullanabiliriz. Kursanda olan bir sıkıntıdan dolayı hayvan kusuyor. Aklınızda bulunsun. Onu kullanın, bir seferde kullanın. Hayvanı en an toparlayacak, geçirecek hemen hastalığı. Bir şey değil yani. Onu hallederiz şimdi. Posta yavrularımız da maşallah var. Güzel büyüyorlar. Bir tanesi böyle alacalı bulacalı bir şey olmuş şu kenarda. Bakın şurada kendi üzerinde böyle mavilikler, böyle değişik güzel bir kuyruklar. Diğeri beyaz da büyük ihtimal dişiden geliyor. Çünkü erkekte öyle bir şey yoktu. Ben erkeği biliyorum. Erkek yaklaşık 7-8 seneden 8-9 seneler böyle bizde. Erkeği biliyorum. Ama dişiyi bilmiyorum. Dişiyi burada yaban arasında yakalamıştım. Ondan sonra bu erkeğiyle işte eşledim filan. İyi maşallah. Yavruya çok güzel bakıyorlar. Bunlara daha şöyle bir yavru baktırmak nasip olmadı. İnşallah bu sefer iyi yavrular bir büyüsün. Ondan sonra bunlara bir yavru baktıracağım. İşte oyun kuş yavrularını baktıracağım. Bakalım hayırlısıyla. Şimdi bunun altında bir takım yavrumuz var. İyi maşallah onlar da büyüyor. Bunlar da postalara bakıyoruz. Aslında postaya baktırmak daha avantajlı oluyor. Çünkü güzel bakan posta hem yavruların daha böyle kuvvetli büyümesini hem de oyun kuşlarının yavru bakarken böyle zayıf kalmasını engelliyor. Güzel oluyor yani. O yüzden de ben genelde postaya baktığımda taraftarım ama bazen de işte denk düşmüyor veya işte elimizde o kadar bir posta yok.
Hemen şurada. Şimdi biraz geçsin. Gelin bakalım dışarı. Gelin bakalım. Gelin. Teğmen, sen arabana bin, sür şurada arabanı. Abi seni sürsün. Şu yavruyu kaldıracağım ya. Aferin be, çok güzel süzüldü. Yukarıda patlayacak büyük ihtimal. Teğmen, bin arabana abi, ses sürsün abi. Bizim yeni kuşu. Yeni kuşumuz. Yetiştiriyoruz bunu. Allah herkesin evladını bağışlasın arkadaşlar. Evlat ayrı bir şey ya. Alıp geliyorum onu. Yasaklar falan var ama. Yerim o kadar böyle göz önünde bulunan bir yer değil. O yüzden de en azından çocuk gelsin, hava alsın. Bunu aldı. Kaç gündür? Havaya patlıyor. Şimdi bakalım bir seferini çekebilecek miyiz, yakalayabilecek miyiz göreceğiz. Maşallah, gel daha yukarıda, çok yukarıda patlıyor ya. Daha var bunun. Ama güzel, nefesli. Nefesi çok iyi. İyi maşallah. Hadi siz şöyle tarafa doğru gidin, o da gelsin orada oynasın. İtema git, arabana git, arabana bak, hadi arabana bak. Arabana bak. Fırla. Elini sürme oğlum. Aleykümselam Timur. İyi değmen. Gel, nereye gidiyorsun, gel. Böyle gel. Ye. Tek uçurdum ya. Bakalım, bir tek deneyemedim ama daha çok havada patlıyor ya. Patlıyor. Daha var yani. Sen ne yapıyorsun Timur? Baksana şurada bir yerde patladı. Havada. Şunları açalım da. Çıksınlar. İyi maşallah, yavrularımızın durumu güzel. Ye.
Ye 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 ye. Ne diyorsun kanka bu? Vallahi kanki. Daha hiç. Daha var. Hayvanın gezimi mezimi çok güzel de. Vallahi daha bu. Baksana. Ben de bugün şeyleri kovaldım ya. Neleri? Lütfekin verdiği yavrular var ya. Lütfekin'in yavruları mı? Evet, kovaldım, bayağı bir kovaldım yani. Ne yaptılar? Şey yaptım, yukarıya bir tane kuş aldım. He? Havaya bir tane kuş verdim de. Onun altından ufaktan hem 2-3 tur attırdım. 2-3 tur attırdım, tamam güzel. 2-3 tur, 2-3 tur öyle. Tabii bir 10 dakika bekledim, bir daha kovaldım. Tamam öyle 10 güzel. 10 dakika bekledim, bir daha kovaldım. Hayvan yere ininceye kadar kovaldım. En sonunda biraz fazla kovaldım. Sağa sola sapıttılar. Aferin sana. Daha var, bunun bayağı bir yolu var. Daha çöktürecek aşağı. Yok. He? Belki bir iki haftayı geçer. Aynen. Yer böyle. Timur, kaçtığı kuşlara satalım ya. Satalım mı? Orayı çekeceğim arkadaşlar. Oradan satacağımız kuşlar var. Satacağız oradan. Anlatırız zaten kuşları. Kimseye de şey için yalan söyleyecek halimiz yok. Neyse arkadaşlar, kuştan gireceği yok. O yüzden bakalım şöyle bir başlasın iyice. Ondan sonra bir video çekeriz, patlatırız buna. Herkese Allah'a emanet olsun. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı iftarlar inşallah olsun.